geçmezdi kadar ana düşmanın kurşunu değmez adama nemine kara haber ver ben benim babama vurulan tipli Ben Bilge Kağan, Türk milleti, Oğuz beyleri işitin. Üste gök basmazsa, altta yer delinmezse, senin ilini, töreni kim bozabilir? Yüzyıllar önce, Oğuzların kayboyu Türkleri, Orta Asya'dan gelip Anadolu'nun batısında, Bilecik Söğüt topraklarında atlarından inmişler, orayı yurt tutmuşlar. Büyük Selçuklu İmparatoru onlara bir ferman, bir sancak ve bir mehter takımı göndermiş. Bağımsız bir uç beyliğisiniz demiş. Yıllar geçmiş, o beylik büyümüş, büyümüş. Koca imparatorlukları tarihten silmiş, bir devri kapamış, yeni bir devir açmış. Asya, Avrupa, Afrika'da padişahların Osmanlı hakimiyetini gösteren hutbeleri okunmuş. Topraklarına kattığı yerlerdeki eserlere dokunmamış. Oralarda yaşayanların dilini, dinini unutturup onları Türkleştirmeye çalışmamış. Herkesin istediği gibi yaşamasına müsaade etmiş. Zora düşen kralların yardım istediği, dünyanın dengelerini değiştiren bir güç olmuş. Sonra yine yüzyıllar geçmiş aradan. Dört bir yanında ayrı dillerin konuşulduğu, ayrı dinlere tapılan o koca imparatorluk çözülmeye, dağılmaya yüz tutmuş. Diline, dinine, ülküsüne karışılmayanlar bağımsızlık sevdasıyla bir bir ayrılmışlar. Koca dev zayıflamış, bölünmüş, parçalanmış. Küçükken büyüyen, zayıfken yardım isteyen devletler kendilerine de bir pay almak için ihtiyar devi parçalamaya koşmuşlar. Mondros demişler, Sevr demişler. Harita üstünde bölüşmüşler koca Osmanlı İmparatorluğu. Bir zamanlar o üç kıtayı aydınlatan güneş sönmüş, her tarafı karanlıklar basmış. Bütün ümitlerin tükendiği bir gün, Anadolu'nun uzak bir köşesinden, karanlıklar içinden bir ışık parlamış, bir ses duyulmuş. Egemenlik milletindir. Herkes ayağa kalkmalı. Nesi varsa onunla mücadele etmelidir. Susmayınız, sesinizi yükseltiniz, bayrağı düşürmeyiniz. Anadolu'nun dört bir yanında davullar vurulmuş, bayraklar yükselmiş. Düşmanlarla boğaz boğaza gelmiş çeteler, dadaşlar, efeler, analar, bacılar, dedeler. 7'den 70'e tüm Anadolu ya istiklal ya ölüm diye kalkmış ayağa. Mondros'u da parçalamışlar, Sevr'i de. Çok yiğitler şehit düşmüş, çok ocaklar sönmüş, çok yuvalar yıkılmış. İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yenmişler düşmanı. Nice destanlar yazılmış Anadolu'nun dört bir yanında. O destanın bir sayfası da Antep'te açılmış. Antep, Anadolu'nun güneyinde bir şehir. Belgelere göre 5600 yıl önce kurulmuş dünyanın en eski şehri. Mısır'ın, Çin'in en eski şehirlerinden daha eskiymiş Ayıntap. Önce tepenin üstünde, Dülük'te yaşamışlar. Sonra vadi tabanına bugünkü Antep'e inmişler. Oğuzlar, Osmanlılar, İslam orduları, Hazreti Ömer, Yavuz Sultan Selim gelmiş. Ona Hantap, Han toprağı demişler.
alimlerin çokluğu nedeniyle küçük Buhara, güzelliği nedeniyle çöl geline. Ama bu şehir halkı tarih boyunca özelliğini, benliğini hiç yitirmemiş. Vatan tehlikede demişler, Yemen'e, Galicia'ya, Çanakkale'ye koşmuş. Gidenlerin çoğu gelmemiş. İsimlerini çocuklarına, torunlarına vermişler. 15 Ocak'ta İngilizler geldi Antep'e. Padişahınızın yaptığı anlaşmaya göre geldik, dediler. Ama köşe başlarına makineli tüfekler kurdular. Çarşıları kapattırdılar. Bütün silahları topladılar. Bir korku havası yarattılar şehirde. Anadolu'nun diğer şehirleri gibi Antep'in de İstanbul'la ilişkisi kesilmişti. Şehri Bülbülzade Hacı Abdullah Efendi başkanlığında İleri gelenlerden kurulu Cemiyet-i İslamiye idare ediyordu. 5 Kasım'da İngilizler gitti, Fransızlar geldi. Kolejtepe ve Amerikan Hastanesi çevresine yerleştiler. Antep'e ilk gelen Fransız askerlerinden çoğu Ermeni asıllıydı. Yıllarca beraber yaşadığımız, bizler gibi giyinip evlerinde, kiliselerinde Türkçe konuşan Antep Ermenileri, Fransız askerlerini çiçeklerle, zılgıtlarla karşıladılar. Evlerinin damına Fransız bayrakları çektiler. Fransızlar da gelir gelmez hatalar işlediler. Akyol Karakolu'nun üstündeki Türk bayrağını indirttiler. Bayrağımız halkın ayaklanması üzerine yeniden direğine çekildi. Kadınlara sarkıntılığa, dinimize küfretmeye başladılar. Antep halkı kabına sığamaz hale geldi. Antep'in ileri gelenleri 23 Kasım 1919'da Antep Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdular. Fransızlar vardı. Antep halkı geceleri gizli gizli evlerde toplanıyor, Kur'an-ı Kerim ve tabanca üstüne el basarak Fransız'ı Antep'ten kovuncaya kadar mücadele edeceğine and içiyordu. Halkı temsilen aralarından Heyet-i Merkeziye'yi merkez kurulunu seçtiler. Antep Harbi'ni zaman zaman değişen üyeleriyle bu Heyet-i Merkeziye idare etmiştir. 30 Aralık'ta Antep ayağa kalktı. Büyük bir miting yaptılar. Belediye önünde binlerce Antepli toplandı. Kadiri ve Rufai tekkeleri büyük yeşil sancaklarını açtılar. Kudümler, tefler vuruluyor, haliliyeler çalınıyor, binlerce kişi gök gürler gibi bağırıyordu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Halk kararını vermişti. Kimse Fransızlara yiyecek ve malzeme satmayacak, gereken her hazırlık yapılacaktı. Bu sırada Fransızlar bir büyük hata daha işlediler. 13 yaşındaki küçük Kamil, anasıyla Fransızların askeri fırını önünden geçerken, 3 sarhoş Fransız askeri, anası Hatice'nin peçesini açmak istedi. Karşı koyan küçük Kamil'i süngülediler. Kıyamet koptu. Kazma ile, baltayla koştular fırına. Kapıyı açsalar parçalayacaklar. Halkı, sabredin, zamanı gelince hep beraber ayağa kalkacağız diye zorla durdurdular. Aradan birkaç gün geçmişti. Bir sabah Türktepe'den genç bir kadının koşarak indiğini gördüler. Elinde ince bir sırık, üstünde bir top çiçek, çiçeğin ortasında da bir et satır. Avazı çıktığı kadar bağırıyor. İçinizde erkek yok mu? Erkek olan arkamdan gelsin. Dükkanlardan çıkan, eline uzun daraba sopasını alan Çello'nun kızı Emine'nin arkasına düştü. Bir anda 100-150 kişi oldular. Koşarak buğday arasasına doğru gittiler. Herkes bütün gücüyle bağırıyor. Fransız Antep'ten çıksın gitsin! Fransız Antep'ten çıksın gitsin! Allah bizimle de! Ayak ayağını demeyin! Allah bizimle de! Ayak ayağını demeyin! Fransızlar yiyecek ve malzeme sıkıntısına düştüler. Suriye'de katmada bulunan tümenlerinden acele yardım istediler. Bunu bekleyen Heyet-i Merkeziye kilis yolunu tutmak için bir baş aradı. Ahmet Muhtar Göğüş bir genç subayla geldi Heyet-i Merkeziye'ye. Bu genç teğmenin adı Mehmet Sait'ti. Antep'in Bostancı Mahallesi'nin 55 numaralı evinde doğmuştu. Yemen'de, Çanakkale, Romanya ve Filistin cephelerinde çarpışmış, tekrar görev isteyince kendisini Nizip Askerlik Şubesi'ne tayin etmişlerdi. Heyet-i Merkeziye teğmen Mehmet Sait'i
Şahin Bey adıyla Kilis yoluna Kuvay Milliye Komutanı olarak tayin etti. Şahin Bey omzunda bir tek mavzeriyle yola çıktı. Başına topladığı çetelerle Kilis yoluna oturdu. Onu silah arkadaşı ve yardımcısı Teğmen Ali Nadi Ünler anlatıyor. Şahin Bey tek silahıyla Antep Kilis yolu Kuvay Milliye Komutanı olarak köylere çıkmıştı. Yanında ne bir muhafızı ne bir yardımcısı vardı. Nihayet beni heyet-i merkeziye Şahin Bey'in mahiyetine memur etti. Şahin Bey toplar ve ağır makineli tüfekleriyle gelen nakliye kollarını iki kez bozdu, geri çevirdi. 25 Mart günü bu kez 400 nakliye arabasını ve Fransız alayını karşıladı, 3 gün durdurdu. 27 Mart akşamı Antep'ten heyet-i merkeziye üyeleri geldiler. Ay ışığında değirmenin üstündeki kayalara oturup konuştular. Şahin Bey talim terbiye görmemiş, tek tüfekli, gönüllü çetelerle dayanmanın mümkün olamayacağını anlattı. Onlar yine aman Şahin dediler. Ali Kılıç kuvvetleri geliyormuş. 2 gün daha dayan. Israr karşısında Şahin Bey söz verdi. Hemşerilerim müsterih olsunlar. Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez. 28 Mart sabahı kıyamet koptu. Toplar, ağır makineli tüfekler, süvariler, piyadeler, Şahin'in yanındaki çeteler vuruldular, dağıldılar, kaçtılar. Şahin Bey, tek kaldık nihayet netice itibariyle. Ben Şahin Bey'i artık çekilelim diye bağırdım. Sözümü işitip işitmediğini bilmiyorum. Şahin Bey, bindiği beygirden atladı, Çosya'ya doğru koştu. Yata kalka ben Akbaba sırtlarına kadar çekildim. Şahin Bey orada tek başına müdafaa ederek süngüleninceye kadar savaşmış ve şehit olmuştu. Fransız süvarisinin öncü yüzbaşısı André Lefebvre de kitabında Şahin Bey'i köprü üstünde süngülediklerini yazıyor. Olayın bir şahidi de Şahin Bey'in çetelerinden Mustafa Alçı'dır. 300 kişi gönüllü olarak Şahin Bey'in emrine vardık. Oradan rahmetli Elmalı Köprüsü'nün yanında değirmenin beri yanında dizlikte bir toplantı yaptı. Arkadaşlar, biz Allah-u Teala annelerimiz bizi bunun için halketmiş. Ya biz bu düşmanı tüskürdeceğiz, ya da arabası cenazemizin üzerinden geçecek. Şu anda 300 kişi doldu yanında, şimdi nakliye hareket edecekti. Günler açtı, Yasin oldu, kıyamet kopuyor. Anne baba gibi. Ancak biz dağda yattığımız gibi sabahleyin geldik. Geldik ki o merhum şehit oldu. Şahidini sorarsan 19 yaşında sürgüledim. Köprü başında çeteler toplanmış, ağlar başından uyanmış ayrılan gör neler oldu. Sevgili Antep'ten düşmanlar doldu. Aynı gün Kilis yolunda bir facia daha yaşandı. Şahin Bey kuvvetlerine Antep'ten yiyecek ve cephane getiren silahsız 15-16 yaşında 14 çocukta Dokurcum değirmeni önünde kurşunlanmış, süngülenmiş, kanlar içinde yatıyorlardı. Şahin Bey'i Elmalı Köprüsü'nde şehit ettiler haberi Antep'in üstüne bir çığ gibi düştü. 1 Nisan günüydü. Silahlar patlar patlamaz pazar yerinde alışveriş yapan kalabalık birden dağıldı. Herkes koşuyordu. Memlekete gavur bastı çığlığını duyan bıçağını, silahını, sopasını alıp dışarı fırladı. Kimi dükkanına sakladığı silahını çıkardı, kimi evine koşup giyindi, kuşandı. Çocuklarıyla sarılıp helalleşti. Önceden kararlaştırılmış siperine koştu. Caddeleri, sokakları barikatlarla, duvarlarla kapattılar. Kadın erkek kazma küreğe sarılarak kendi sokaklarına siperler kazdılar. Gerekirse Antep'i sokak sokak savunacaklardı. Ama neyle? Silahların çoğunu İngilizler toplamıştı.
sakladıkları silahları çıkardılar. Zenginlerden 30-40 madeni altın topladılar. Onlarla Halep'ten tüfek, fişek getirdiler. Gençlere dağıttılar. Şakir Sabri Bey anlatıyor. Halka şöyle seslendik. Kalkın ey Antepliler! İslam'ın şartı kaç? 5 mi? 5. Altıncısı da Kur'an-ı Kerim'deki Enfal suresinin 60. ayeti. Hazreti Allah, düşmanlara karşı kuvvet ve savaş atları hazırlayın demiyor mu? Dinimiz, Antep'imiz tehlikede. Her Antepli ne ederse etsin, 5 fişekle bir tüfek bulsun. Antep tepelerinden de, Yemen'de, Çanakkale'de şehit düşen Anteplilerin sesleri geldi. Eli kazma tutan, kürek tutan, tüfek tutan Antepliler, bayramınız başlıyor. Antep bir baştan bir başa dalgalandı. Kimi kızının çeyizini, kimi çift öküzünü, kimi altındaki yatağını, kışlık zahiresini sattı. Biri de aldı, 8 yaşındaki kızını Halep'e götürdü. Çocuğu olmayan zengin bir Arap ailesine evlatlık verdi. 5 madeni altına bir mavzer aldı. Geldi, Antep'e sipere girdi. Harbin sonuna kadar dövüştü. Babam gelir gelmez bu adama çok hürmet eder. Yemeğini giderir. Harçlarını verir, savardı. Bu adamın bir ihtiyacı varsa onu kökünden hallet. Bu adam gelmesin dedim. Babam dedi ki, aman oğlum dedi, bunu bir daha ağzından duymayın dedi. Ne ki dedim. Bu adam fakir bir adam. Adamın silah almaya parası yok. Ne yapsın? Bir tane kız çocuğu varmış. 7 ila 8 yaşları arasında. Sabahleyin kız çocuğunu almış, Halep'e götürmüş. Bu çocuğu bir tane çölde yaşayan Araplardan bir tanesine 5 altına evlatlık vermiş bu çocuğu. O 5 altını da Halep'ten bir mazer almış, savaşa iştirak etmek üzere Antep'e gelmiş. 4 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'nın savunmayı organize etmek için gönderdiği Kılıç Ali, Üsteğmen Asaf Bey 15 çetesiyle Antep'e geldi. Heyet-i Merkeziye ile birlikte Antep'i 27 semte ayırdılar. Her semtten 15 silahlı istediler. Böylece 400'er kişilik yıldırım ve şimşek taburlarını kurdular. Başlarına da Antepli yedek subayları ve harp görmüş çavuşları getirdiler. İşte harbin sonuna kadar Antep'i savunanlar bu taburlar ve Antep çeteleri oldu. Artık 10 ay 8 gün sürecek Antep Harbi başlamıştı. Kılıç Ali Fransızlarla birlik olan Ermenilere "Vatandaşlar, bizim sizinle harbimiz yoktur." dediyse de Ermeniler "Hayır" dediler. Ya Ermenistan ya Mezaristan. 26 Nisan'da Ermeni albayı Norman 4 tabur piyade, süvari ve 2 tankla geldi. Antep'i saatlerce bombaladı. Sonra da mağara başından saldı. Bizimkiler tek tüfekli 100 çete ile kadınlar ve çocuklar 2 saat sürdü savaş. Tankları çelik mermilerle vurdular. Norman 40 ölü vererek kaçtı mağara başından. Kadınlar, çocuklar siperlerin üstüne çıktılar. Su satıllarını birbirine vurup bağırıştılar. Yuha! Kaçıyorlar! Semt reisi Mehmet Uygunlar anlattı mağarabaşı harbini. Bunlardan en mühimi mağarabaşı şeysi olmuştur. Harbi olmuştur. Mağarabaşına Rum evlet tarafından Norman geldi. Bunun namı diğeri Çolak Kumandan derdik biz Norman'a. Sabah ezanı mağarabaşına bir taarruz etti bu şehre. Böyle seri ateş toplar, mitralyozlar, otomatikler tankla beraber olaraktan. Bir tank geldi, o Teftin yolunun üzerinde Küreğin evinin yanına durdu. Sonra bu tank oraya geldiği zaman Bekir Bey minaresinden yıldırım taburu bölük kumandanlarından Luhanlı Mustafa Efendi
Efendi'nin biraderi Zeynel Efendi, Bekir Bey'in minaresinin o aydınlık şeysinden ateş etmeyle beraber tankın tam kazanına vurdu. Orta ve yaşlı kadınlarımız. Yavrularım, biz sizi bugün için yetiştirdik. Vatanı kurtaracaksınız. Düşmanı içeri sokmayacaksınız. Aksi takdirde sütümüzü size haram ederiz. Söylüyorlar. Küçük çocukları, yani 10 yaşından sonraki olanların da ellerinde su taslı, su satırlarıyla beraber cephenin arkasında amca su verelim mi, amca su ister misiniz diye su dağıtıyor onlar da öyle. Yani şunu anlatmak istiyorum ki, Mağarabaşı Savaşı'nda gerekse sair savaşlarda olsun, Antep halkının 7'den 70'ine kadar istisnasız olaraktan böyle şey olaraktan caz farını çalışmışlardır. 24 Mayıs'ta Mulla Karayılan'la Boynoğlu Memik Ağa Sarımsak Tepesi'ni almaya memur edildiler. Gece karanlığında hücuma kalktılar mezarların arasından. Aralarında bir de kadın vardı. Toplar, makineli tüfekler tepeyi cehenneme çevirirken Köşker Happası bağırıyordu. Vurun askerlerim! Vurun kardeşlerim! Korkmayın! Hükam benim kurşunu adama geçmez! Karabıyıklı'nın, Kilis yolunun, Mağarabaşı'nın kahramanı Karayılan yine çetesinin en önündeydi. 32 yaşında şehit düştü, tepeyi de alamadık. Karayılan der ki, harbe oturalım, Kilis yolları. Kelle getirerek, kelle getirerek. Nerede düşman varsa, orada bitirerek. Neylemeli aslan, Mulla vuruldu. Ankara 27 Mayıs'ta Fransızlarla ateşkes imzalandığını bildirdi. Harp başlamadan Antepliler Türklerin oturduğu mahallelere, Ermeniler de kendi mahallelerine taşınmışlardı. Türkler Ermeni evlerini koruma altına alıp ateşkeste tertemiz olarak kendilerine teslim ettiler. Ermenilerse boşalan Türk evlerini yaktılar, yıktılar, yağma ettiler. İşte Ermenilerle Türklerin farkı. 29 Temmuz'da ateşkes bitti, harp yeniden başladı. Antep'i yine amansız bir şekilde bombaladılar. Sonra da teslim teklif ettiler. İdareyi 11 Ağustos'ta ele alan Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanı Özdemir Bey, teslim teklifine şöyle cevap verdi. Antep'te canlı bir tek insan ve şehirde taş taş üstünde kaldıkça Fransız askeri bu şehre giremeyecektir. Düşmanın korkunç bombardımanı kalan binaları da harabeye çevirdi. Hiçbir yerden yardım gelmediğinden şehirde bir kararsızlık baş göstermişti. Heyet-i Merkeziye, Karatarla Camii avlusunda halkın oyuna başvurmaya karar verdi. Semt reisleri, çeteler ve halk cami avlusunu doldurmuştu. Civar evlerin pencerelerindeki, damlarındaki kadınlar, kızlar, zılgıtlar çalıyorlardı. Silahlar havaya kaldırıldı, gürler gibi bağırıştılar. Harp istiyoruz. Biz bir kere kefenlerimizi boyunlarımıza asmışız. Tek kişi sağ kaldıkça Fransız Antep'e giremeyecektir. Antep'i almak isteyen varsa gelsin alsın. Taşlızade Hakkı Bey de tabancasını çekti. Harp istiyoruz. Kadınlar, kızlar bağırıştılar. Özdemir Bey kararı ilan etti. Bizim topumuz, tankımız, cephanemiz yok ama ölmek için yeminimiz var. Antep düşer, vatan yaşar. Kadınların zılgıtları, çetelerin Allah Allah naraları arasında Antep kalesine tırmandılar. Düşünme arkadaş, Allah büyüktür. Alamazlar bir taş, Allah büyüktür. Sen çalış ve uğraş. Allah büyüktür. Sönmesin Türklüğün aziz yıldızı. Ve Antep Kalesi'nin en yüksek burcuna büyük bir Türk bayrağı diktiler. Sonra da telgrafla Ankara'ya sitem ettiler.
Düşman bombardımanı gece gündüz devam ediyor. Antep'i kurtarmaya gelmeyecekseniz biz de şehri yakalım ve çıkalım. Ankara'dan gelen şifreli cevap şöyleydi. Türk vatanının mukadderatı şu anda Garp cephesinde cereyan etmekte olan Türk-Yunan Harbi'nin sonuna bağlıdır. Bu nedenle Antep'e yardım edilmesine imkan yoktur. Bu kez de dünya milletlerine telgraf çektiler. Bütün bu cinayetler insanlığın gözler önünde işlendiği halde hiçbir yerden insanlığın sesinin yükseldiğini işitmiyoruz. Eğer insaniyet alemi bu haksızlıklara susacaksa biz de bu medeniyete lanetler okuyarak kefenlerimizi boyunlarımıza asıp ölümü selamlamaya koşacağız. Hiçbir yerden ses gelmedi. Kör ve sağır insanlık sustu. Antep baştan başa yıkılmıştı. Fransızlar belediye hastanesini de yerle bir edince harp boyunca hastanemiz Şeyh Cami oldu. Doktorlar bir araya geldiler, kendi aletlerini, ilaçlarını getirdiler. Halk altlarındaki yataklarını getirdi. Bitişik'teki evlerini boşaltıp hastaneye verdiler. Gazlı bez yoktu. Hoca efendiler sarıklarını çıkartıp verdiler. Kaynatıp gazlı bez yaptılar. Yataklardaki pamukları çıkartıp kullandılar. Doktor Mecit Bey anlatıyor. Ameliyat olacakları bayıltmak için kloroform yoktu. Eter yoktu. Gelen yaralıları demir karyolaya iplerle bağlıyor, bayıltmadan bağırta bağırta kolunu bacağını kesmek zorunda kalıyordu. Yaralılar bağırıyor, doktorlar ağlıyor, caminin bahçesini dolduran ailelerin feryatları göklere çıkıyordu. Düşman bu haldeki hastaneyi bile 2-3 kez bombaladı. Fransızlar şehre mutlaka girmek istiyorlardı. Bu kez 400 obüs mermisiyle yıktıkları Çınarlı Camii'ne özel eğitilmiş birlikleriyle saldırdılar. Tamamen harap olmuş caminin bahçesine kadar girdiler. Enkaz yığınları arasından üstlerindeki toprakları silkeleyip Allah Allah diye fırlayan Kara Hüseyin ve 7 arkadaşı bir subay 20 Fransız askerini yere serdi. 12 Ekim'de yine denediler, yine giremediler. Fransız komutanı Albay Abadi, bu teşebbüs bir hafta sonra tekrar edildi. Fakat netice yine sıfır diye yazdı kitabına. Paris kıyameti koparıyordu. Bu kez Antep'in üzerine koca bir tümen gönderdiler. Ve General Gova komutasındaki 4. Fransız tümeni de gelince Antep'teki Fransız ordusu 20 bin kişiyi buldu. 13 tabur piyade, 1 alay süvari, 6 uçak, 4 tank, ağır toplar ve 300 makineli 1500 kişi de Ermeni gönderdiler. Antep'in bütün kuvveti ise bu 21.500 düşman askerine karşılık 3.000 Antepliydi. Fransız tümeni bütün tepeleri tuttu. Antep'i çelik bir çember içine aldı. Tepeler boyunca her 25-30 metreye bir nöbetçi dikti. İçeriden dışarıya kuş bile uçurtmadı. Antep'e zorla giremeyince onu bu çelik çemberin içinde aç ve cephanesiz bırakarak teslime zorlayacaktı. Abadi şöyle yazıyor. Şehre yaptığımız müteaddit hücumlar sonunda bir karara vardı. Antep'e zorla giremiyorduk. Şehri bombardımanla yıkmak, halkı aç bırakmak ve tam bir kuşatmayla sonuç alabilecektik. Kurtuluş Savaşımızda hemen her ilimizde savaş olmuş ama hiçbir ilimiz böyle tam bir çember içine alınmamıştı. Antep'in bütün tepelerinde ateşler yaktılar. Sonra da yeni bir teslim teklifi yaptılar. Artık size hariçten hiçbir imdat ve erzak gelmeyecektir. Beyaz bayrak çekiniz ve teslim olunuz. Antepliler yine hayır deyince de halkın sığındığı mağaraları, camileri, hanları tekrar tekrar yıkıp yerle bir ettiler. Heyet-i Merkeziye ve Özdemir Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve 2. Kolordu'ya telgraf çektiler. Sancağına, dinine, milletine ve mukaddesatına bağlı olan biz Antepliler, her ne olursa olsun bu haksız kararı kanımızla silecek, ebediyen Türk olacağız. Adana'da 2. kolordumuz vardı. Ama kuruluş sebebi bu çevreden asker toplamak, onları kendi silahları, kendi elbiseleriyle Yunan'a karşı batı cephesine göndermekti. Sadece 500'er kişilik 2 tümeni, 25-30 kişilik 2 alayı vardı kolordunun. Selahattin Adil Paşa, Özdemir Bey'e şöyle yazıyordu. Bugüne kadar bütün gücümüzle sizi kurtarmaya çalıştık. Maalesef muvaffak olamadık. Birliğimizin durumunu biliyorsunuz. Artık Antep'i
mukadderata teslim etmekten başka maalesef yapılacak bir şey kalmamıştır. Selahattin adil. Daha kötü bir şey oldu. Cephane tükendi. Polislerin tabancasını, köy tahsildarlarının tüfeklerini topladılar. Eskileri tamir ettiler. Son fişekler de sayıyla dağıtıldı. Onlar da bitti. Çetelere düşman 20-30 metreye gelmeden ateş edilmeyecek emri verildi. Çeteler bağırışıyorlardı. Aman bize fişek yetiştirin. Özdemir Bey, ne yapalım çocuklar dedi. Fişek yoktur. Dipçikle, kazma kürekle saldırınız. Çeteler çıldırmış gibi bu kez siperlerden kalkıp yumruklarını sıkarak bağırdılar Fransız siperlerine. Ulan evimi yıktın, ocağımı söndürdün, babamı aldın, kardeşimi aldın. Daha ne mi alacaksın? Vermeyeceğim ulan Antep'i. Haydi yiğitsen gel de al. Ve yıkılan evlerinin penceresinden Fransız topçusuna Türk bayrağı salladılar. Bir daha yık. Madem ki cephanemiz tükendi, onu da biz yapacağız dediler. Tüfekçi ustaları, dökümcü, demirci, kuyumcu ustaları kendi aletlerini alarak koşa koşa geldiler Sabun Hanı'na. Çocuklar siperlerde boş kovan topladılar. Kadınlar, kızlar kendi evlerinin damından söktükleri tenekeleri, tutyaları getirdiler. Ustalar söğüt ağacı kömürü, kükürt ve güherçileden kara barut yaptılar. Düşmanın patlamayan top mermilerinden bomba yaptılar. Sahan bombaları, makineli tüfek sesi veren ağaç taktakılar yaptılar. Tenekelerden fişek yaptılar. Tüfekçi Yusuf Usta, İngilizlerden kalmış, mermisi olmayan Levi's marka 4 makineli tüfeği ilkel aletleriyle Osmanlı fişeği atar hale getirdi. Topumuz yoktu. Kaleden indirdikleri Ramazan topuna kayın ağacından namlu torna ederek büyük gürültülerle kumbuz atan top haline getirdiler. Balıklı cephesindeki Ermenileri deli ettiler. Antepliler her şeye çare buldular ama açlığa çare bulamadılar. Küçük çocuklar, amca karnım aç, ne olur bir parça ekmek ver diye ağlaşıyordu. Özdemir Bey, açız açız diye arkamdan gelen kadın ve çocukların ölmüş bir beygirin üstüne nasıl hücum ettiğini görseniz ağlarsınız diyordu. Karın üstünde 7 saat nöbet bekleyen çetelere günde sadece 80 gramlık bir tek acı çekirdek unu katılmış ekmek verilebiliyordu. Halk ne bulursa onu yiyordu. Acı çekirdekli ekmeği, fıstık kabuğu, domates ve patlıcanların tarlada kalmış sapları ve kökleri, ot. Kaynatıp, tuz atıp yiyorlardı. Aralık ayının sonunda açız, açız feryatları güve yükseliyordu. Dört bir yana güvercin postasıyla yardım çağrısı yaptılar. Müslümanlar, kurtarın Allah için, Allah için. 20.000 masumu kestirmek, boğazlatmak niçin? Açlığından benziz olmuş 20.000 kurbanlığın, böyle mi icabı, öz kardeşliğin, dindaşlığın? Bu mektubu ağlayarak yazıyoruz. 20.000 Müslümanın imdadına koşmayacak mısınız? Allah'ın huzuruna ne yüzle çıkacaksınız? Hiçbir yerden ne ses geldi ne bir yardım. Tek çare düşman çemberini yarıp çıkmak, şehre yiyecek ve cephane getirip ölünceye kadar harbe devam etmekti. Çeteler çaresiz, Hacı Baba ve Çıksoru tepelerine hücum ettiler. 85 kişi çemberi yarıp dışarı çıktı. Ama düşman top ateşiyle çemberi yeniden kapattı. Bu hücumda kahraman teğmen Mustafa Yavuz'un 25 yaşında şehit düşmesi herkesi ağlattı. Duruşta 110 şehit, 200 yaralı daha vermişti. Bütün gücüyle yüklendiği halde Antep'e bir türlü giremeyen düşman son saldırısını Musul cephesinden yaptı. 3 saat devamlı ve şiddetli bombardımandan sonra önlerinde 3 tank saldırdı. Cephelerimiz birbirine telefonla bağlı. Öteki cephelerin zilleri çalmaya başladı. Yetişin! Takviye gönderin! Musul cephesine düşman saldırısı! Balıklı cephesinden Çınarlı'dan kalkıp ellerinde tüfekleriyle koşa koşa gelen çeteler, dayanın arkadaşlar! Geldik diye bağırarak siperleri aldı. Çelik mermilerle tankların mazgallarına ateş ettiler. Tanklar geri çekildiler. Piyadeler de geriye kaçtılar. Çete Mustafa Alçı Musullu'yu şöyle anlattı. Şafaktan nöbete kalktım.
Baktım bir kuzenli karakolundan bir dandan bir şu işaret verildi. Evet. 3 tane zırhlı otomobili geçti. Mevzi yıkmışlar. Evet. Kendi mevzilerini bize tarif edecekler. Zırhlılar geçecek ki. Ondan sonra onlar sinirliği bakıp 24 saat sinirden geçireceksiniz diye generalları çolak emir veriyor. Evet. Fransız generalları. Sinirliği çekemediler. 2 tanesi geri döndü. 1 tanesi kaldı. Kaldı gitti. Oradan bir tank geri döndü geldi zırhlı. Onu da kancaladı çekti. Hacı Çavuş dayanamıyor, fırlıyor siperlerin üstüne ve bağırıyor. Demirli adam dövüşür mü? Erkekseniz piyadenizi gönderin. Artık Antep'te yiyecek tamamen bitmiş, cephane tükenmiş, eli silah tutanların çoğu da düşman çemberini yarıp harice çıkmıştı. İşte bu sırada 6 Şubat 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 147. toplantısında gözyaşları ve alkışlarla Antep'e gazilik ünvanı verdi. Aynı günün akşamı şehirde kalanlar, açlıktan öleceğimize düşman kurşunuyla ölelim diye huruca karar verdiler. 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece, Perilikaya, Küçük ve Büyük Selavat Tepelerinden son huruç yapıldı. Çete Muhittin Erkol o geceyi şöyle anlattı. Vakit yası nezeniydi. Lakin biz oraya vardık ama bütün çeteler gelmiş, aralarında çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar bunlar da karışmışlardı buna. Lakin bu kadar kalabalığa karşı hiçbir çıt ses yok yani. Herkes için için bir ağıt vardı. Kiminin çocuğu kucağında, kiminin çocuğu sırtında, kiminin çocuğu elinde. Babalar, analar öyle birikmişler, için için bir ses ağlıyorlar. Özdemir Bey bir sandalyanın üstüne çıkarak arkadaşlar dinlen isim okunacak dediler. Aslan Bey Samırsak Tepesi'ne, onun alt tarafına Hükkeş Bahri, sol tarafına yani. Onun öte yanına İnco Hüseyin Efendi, onun öte yanına Abdurrahman Karakök. Hemen hareket edip sükunetle düşmana sokulmamızı emretti. Bütün kumandanlar herkes çetelerini alarak aynı tayin edilen cepheleri tuttuk. Parla o gün Allah bizlendi. Sonra o çoluk çocuk da arkamızdan geliydi böyle. Sürü kimi geliy. Ama hiçbir ses yok. Düşmana 30-40 metre kala yüzü kuyulu yattık. Arkamızdan da o çoluk çocuk onlar da yatmış. Sanki bizden can umuyorlardı. Titreylerdi hepsi. Tam bu havadayken bir silah patladı. Silah patlar patlamasız biz tam heyecanla düşmanın üzerine atladık. Düşman ne uğradığını bilmedi, ancak kaçtı. Kaçlanma, 3 dakika sonra başımıza sanki kol işten attığı toplar öyle dökülüydü ki dünya cehennem halini aldı. Cehennem kimi yanıydı sanki o dağ. Artık kadınlar, çocuklar aman anam, aman yavrum, aman bacım diye birbirine sarılıp o yavrularını kucaklarına böyle kucaklarına, bargılarına basıyorlardı. Yine biz kuvve-i maneviyemizi kırmadan hücume geçtik. Düşmanı yardık. Düşman çemberi yarıldı, 800 çete dışarı çıktı. Yine şehitler verdik, çember yine kapandı. O günleri ve teslim olayının iç yüzünü Heyet-i Merkeziye'nin ve Özdemir Bey'in bütün gizli yazışmalarını yapan Kamil Yetkin şöyle anlattı. Mustafa Kemal Paşa'dan gelen gizli emirlerde asıl cephenin Yunan cephesi olduğu, Yunanlıları Anadolu'dan kovarsak Güneydoğu Anadolu'nun da kurtulacağı, bu nedenle Antepli çete kuvvetlerinin de Yunan cephesine gönderilmesi gerektiğini bildiriliyordu. Ve şu bilgi veriliyordu. Fransızlar Ankara hükümetini tanıyorlar, Güneydoğu Anadolu'dan çekilmeyi de kabul ediyorlar. Fakat diğer devletler, Fransızlar Antep'ten zorla çıkarıldı demesinler diye Antep'i geçici bir süre işgal etmek istiyorlar. Türk mahalli idaresine karışmayacaklar, çok uygun şekilde hazırlanacak teslim şartlarını da kabul edecekler. Öte yandan savaşı idare eden heyet-i merkeziyeciler ve semt reisleri ise Antep'i gönül rızasıyla düşmana terk etmeyi bir türlü kabul edemiyorlardı. Ama ne çare ki 8 Şubat sabahı her şey bitmişti.
Eli silah tutanlar harice çıkmışlar, şehirde kadınlar, çocuklar, hasta ve yaralılar kalmıştı. Antep bir ölü evi gibiydi. Şeyh Camii'nde toplandılar ve hiçbir şeyi kalmayan Antep'i teslime karar verdiler. Karaymış şu Antep'in yazısı. Melemiyor koyun ile kuzusu, her köşe başında yiğit ölüsü. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Kavaklığın şirazesi bozuldu, humanıza kara yazı yazıldı, camilere şehit kabri kazıldı. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Teslim teklifini Fransız komutana Hoca Tevfik'le Halit Bey götürdü. Komutan önce teklife inanamadı. Teklifiniz doğruysa kaledeki bayrağınızı indirin. Beyaz teslim bayrağı çekin. Sonra gelin şartları görüşelim. Hoca Tevfik'le Halit Bey, Türk bayrağını indirmeye kadınlarla çocuklar bile razı olmazlar. İstersen Antep'i bir daha yık, dediler. Paris ve Albay André aylardır bu teslimi bekliyordu. Albay André, pekala, dedi. Bayrağınızın yanına beyaz bir bayrak asınız. Böyle teslimin dünyada örneği yoktur. Sonra da teslim haberini Paris'e sevinçle bildirdi. Kaledeki Türk bayrağı inmedi. Onun yanına Şeyh Camii Hastanesi'nden alınan kefenlik bir bez asıldı. Bombardımanlar durdu. O beyaz bez orada fazla kalmadı. Bombardımanın kesilmesinden sonra tabakhaneden iki çete, Hacı Osman'ın oğlu Hasan'la arkadaşı kaleye çıktılar, beyaz bezi parçalayıp indirdiler. Olanlar olmuştu. Fransızlar da ses çıkarmadılar. Talihsiz Antep'in teslim şartnamesi 9 Şubat 1921'de saat 10'da imzalandı. Uzun müzakerelerden sonra Antepliler aşağıdaki şartlarla Fransız bandasını kabul ettiler. Teslim şartları yeni bir delilik etmesinden korktukları Anteplilerin gururunu kırmayacak şekilde son derece yumuşaktı. Türk subayları silahlarını muhafaza edecekler. Harp tazminatı istenmeyecek. Anteplilerden polis ve jandarma teşkilatı kurulacak. Şahsa ve dine hürmet edilecek. Kimsenin malına dokunulmayacak. Fransız askerleri Antep'e gösterişten uzak bir şekilde sessizce girdiler. Köşe başlarına da beyannameler yapıştırdılar. Antepliler, siz direnmekte haklıydınız. Yurdunuzu savundunuz. Bundan sonra rahat yaşayacaksınız. Kendi içinizden seçilen kimselerle geçici bir idare kurulacaktır. Kamyon kamyon un, şeker, gıda maddeleri getirdiler, aç halka dağıttılar. Şehitlerimiz harp içerisinde Esenbek Camii arkasında toprağa verilmişti. 1935 yılında şehitler anıta getirildi. Kadınlar mağaralardan, mahzenlerden çıktılar, şehitlerini birer mezara koydular. Sonra da ellerini göğe kaldırıp ağladılar. Antep'in harbine 11 ay oldu, kanımız kuru, benzemi soldu, benzemi soldu. Analar, bacalar, saçların yoldu, vurun Antepli namus günü. Antep, Fransız ordusunun toplarına, tanklarına, uçaklarına karşı 7'den 70'e kadını erkeği, Türk'ü Kürt'ü, Sünni'si Alevi'si, şehirlisi köylüsüyle 10 ay 8 gün dayandı. Şehir 70 bin top mermisiyle baştan başa harap oldu. O yıllarda doğan çocuklar ninni sesi duymadılar. Top sesleri makineli sesleriyle büyüdüler. Antepliler 6.317 şehit, binlerce yaralı verdiler. Sonra bir gece yarısı Büyük Selavat Tepesi'nde düşman siperlerine son bombalarını atıp Allah Allah naralarıyla düşman çemberini parçaladılar, harice çıktılar. Bir kısmı oradan da Sakarya'ya, Dumlupınar'a gittiler, Yunanlılarla savaştılar.
Mustafa Luhanlı Antep Harbi'ni anlattığı kitabını şöyle bitiriyor. Bizi ne top mağlup etti, ne tüfek, ne düşmanın kuvveti yıldırdı, ve tankı, ne tayyaresi. Bizi yalnız bir şey ezdi, o da açlık. Londra konferansında İngiliz delegeleri, Yunanlılara daha çok destek verelim de Kemalilerin işini bitirsinler deyince, Antep'i çember alan Fransız tümen komutanı General Gobo öfkeyle kürsüye çıkıyor. Beyler, siz hayal görüyorsunuz. Biz koca Fransız devleti bir Antep sancağıyla başa çıkamadık. Anadolu'da daha 1000 Antep var. Ayın taplılar yalnız ayın tabı değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Antep, Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması ile hürriyetine kavuştu. 59. Türk Alayı, 25 Aralık 1925 günü sevinç ve gözyaşları arasında Gaziantep'e girdi. Hayriye Güngör, Antep'in son günlerini anlatıyor. Gaziantep savunmasında 6 yaşında bir çocuktum. Fakat olayları gayet iyi takip ediyordum. Babam muallimdi. Babam da gelip anlatıyordu. Bütün olayları gözümle de görüyordum. Kale altında bir bedestende oturuyorduk. Camiye de getirip, bir de cami vardı orada. Getirip ağır yaralıları yatırıyorlardı. Hayriye Güngör, Türk ordusunun Antep'e girişini de şöyle anlatıyor. Bir tane yaşlı kadın önüne atılıyor askerin. Üstümü tepelere geç diyor. 3 oğlum birden öldü diyor. Ben ondan sonra tekrar bir genç gelin atılıyor. Saçı başı açık. Ondan sonra askerin ayaklarının tozlarını yüzlerine sürüyor alıp. 6 çocukla dul kaldım diyor. Ermenilere gelince, ya Ermenistan ya Mezaristan demişlerdi. Fransızlar Antep'i teslim edince Ermeniler tekrar Türklere yanaşmak istediler. Anteplilerden yüz bulamayınca da o güzelim bağlarını, bahçelerini bırakıp ağlayarak Fransızların arkasından Suriye'ye çekilip gittiler. Dur dünya, selam dur, burası Antep. İstiklal için ayağa kalkan, madalya, mükafat istemeyen, mezarsız ölülerin şehri. İşte Türk İstiklal Savaşı'nın Antep Harbi sayfası. Bugün Gaziantep şehrinin dört bir yanındaki anıtlar görenlere Antep Harbi'ni anlatır. Aman bir ay doğmuş iki akşamdan geceden. Aman şavku vurmuş pencereden bacadan bacadan. Çınarlı'da yükselen şehitler anıtının mermerinde şunlar kazılıdır. Bu anıt, yurduna saldıranların tecavüzlerini kırmaya yemin için şehir halkı adına şehitlerin semaya kaldırdığı şehadet parmağıdır. Antepliler de yemin ediyor. Allah'a kaldırılan bu parmak mahşer gününe kadar inmeyecektir. Çeteler için